Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İzninizle bu gece sizlerin huzurunuzda Maliye ve Hazine Bakanı, çiçeği burnunda Maliye ve Hazine Bakanı, zaman zaman da Bay Margarin diye takıldığım Bay Nebati'ye hitap edeceğim. Evet, Nureddin Nebati, yani dinin nuru olan sevgili kardeşime hitap etmek istiyorum. Çok büyük ihtimalle çok iyi niyetli, öyle görünüyor. Sevilay Yılmaz'la söyleşi yapmış, Habertürk yazarlarından ve Habertürk televizyon programcılarından Abdülkadir Selvi ile görüşme yapmış. Anlayabildiğim kadarıyla ya da Fatih Altaylı'ya göre Sevilay Yıldırım'la yaptığı görüşmedeki bazı sözleri yazılmamak kaydıyla, heyecanla söylenmiş sözlermiş. Olabilir de olmayabilir de Sevilay iyi gazetecidir. Başarılı gazetecidir. Çevresi olan gazetecidir. Haber kaynakları olan gazetecidir. İktidarla da muhalefetle de görüşebilen gazetecidir. Kendisine bunları yazma dendiyse yazmazdı herhalde. Öyle düşünüyorum. Ama yanılabilirim, nihayet gazetecidir yani. Yazabilir de. Ancak bana samimi gelmekle beraber konuşmaları, Sevilay'a yaptığı açıklamalar inandırıcı gelmedi. Samimi olmak başkadır. İnandırıcı olmak başkadır. Beni tanıyorsunuz canlarım. Bay Nebati beni tanımaz. Ama sizler beni artık tanıdınız. Yakın çevrem için zaten bir şey söylemeye gerek yok. Bu ülkede, bu ülkeyi yönetenler hangi siyasi partiden olurlarsa olsunlar, İsterse bu kişi Recep Tayyip Bey olsun, eğer ülkemin, halkımın geleceğini kurtaracak ise sadece alkışlarım arkadaş. Sadece alkışlarım. Ta sizlerle bu videolarımla buluştuğumuzdan günümüze kadar hep bir şey söyledim. Ben kimin başardığıyla, kimin başaracağıyla hiç ilgilenmiyorum. Birincisi nasıl başaracağını anlatmalı, ikna almalıyım ve başarmalı. Başardıktan sonra bana ne, kim olursa olsun ya. Ya isterse Apo'yu çıkarsınlar cezaevinden, İmralı'dan Apo başarsın. Bana ne ya, eğer başarabilecekse. Ya ben başarılmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnanın ülkeyi yönetenlerin hiçbirisine karşı kişisel bir garezim yok. Kişisel bir sempatim, hayranlığım da yok. Bunlar beni ilgilendirmez. Devletimi yönetenlere karşı ben sempatiyle de bakmam, öfkeyle de bakmam, nefretle de bakmam ama merhametle de bakmam. Bana ne ya, benim ülkemi, bizim ülkemizi doğru yönetsinler. İnsanlarımız açlıktan kırılmasın, işsizlikten kırılmasın. Bilhassa erkek yurttaşlarımız. Bilhassa. Neden? Çünkü Türkiye'de genelde erkekleri çalıştırıyorlar. Erkek yurttaşlarımız evden sabahleyin çocukları daha yataktan kalkmadan kaçmasınlar. Neden? Ben bilirim. Bir adam çocuklarının harçlığını veremeyecekse çocuklarıyla göz göze gelmeye utanır, korkar. Çocuklar uyurken gider, çocuklar uyurken gelir. Böyledir. Ya bunları yaşamayan Türkiye'de kaç kişi var bilmiyorum. Ama ben bunu yaşayanlardan biriyim. İşsizlik zordur. Çok zordur. Ben bu ülkede işsizliğe çözüm bulacak olan kişinin kim olduğuna bakmam. Yeter ki yasal yollardan, yeter ki demokratik yollardan, yeter ki halkımın onurunu kırmadan. Gururunu kırmış umurumda bile olmaz. Ne gururu? Gurur benim için paçavradan başka bir şey değildir. Ama onurumuzun kırılmasına asla ve asla hoşgörüyle bakamam. Eğer Bay Nebati bunu yapabilecekse, bizim insanlarımızın işsizlik sorununa çözüm bulacak ise, bizim paramızın, liramızın, ulusal onurumuzun kurtarıcısı olacak ise, bizim paramız yerlerde sürünmeyecek ise, değerli olacak ise, saygın olacak ise, bizim pasaportumuz da paramız gibi geçerli, güvenilir bir para olabilecekse, bunu Nebati yapmış, margarin yapmış, ayçiçeği yapmış, zeytinyağı yapmış, tereyağı yapmış. Bana ne ya? Ya bana ne ya? Kim yaparsa yapsın. Evet, ben Türkiye'de bu yaşadığımız sorunların
çözümünü istiyorum. Bunu sağlayan kişi kim olursa olsun onu omuzlarıma alırım, taşırım. Taşırım arkadaş ya. Kim olursa olsun bana ne ya? Allah Allah. Çünkü böyle konularda ben gurur meselesi yapmam. Omuzuma aldı taşıdı, taşırım. Halkımı taşıyorum omuzumda. Bunu hepimiz yaparız. Sevgili Nurettin Nebati, kardeşim, anlayabildiğim kadarıyla galiba iş adamısınız. Çünkü konuşmanızın bir yerinde ben patron olarak asgari ücretin yükseltilmesinden yanayım diyorsunuz. Asgari ücretin yükseltilmesinden yana olduğunuzdan hepimiz eminiz. Bugün 2825 lira olan asgari ücreti 2850 liraya çıkarırsanız bu da yükselme sayıdır. Ama kaça yükseleceğini söylemiyorsunuz. Sevgili Bay Nebati, bak canım kardeşim, kendi seçmenlerinize her şeyi kolayca anlatabilir, onlara her şeyi yutturabilirsiniz. Ama unutmayın, bu ülkede sadece sizin seçmenleriniz yaşamıyor, bu ülke sadece sizin seçmenlerinizin ülkesi değil. Bu ülkede bizler de yaşıyoruz. Bizi de ikna edeceksiniz. Ha olur ha, belki de inanırız samimiyetinize, gerçekten başarılı olduğunuzu görürüz. Ben kendi adıma konuşayım, ben oy veririm arkadaş. Ben oy veririm. Benim bu konularda bir tek hassasiyetim var. Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmayın kardeşim. Laiklikten vazgeçmeyin. Ülkemizi çağ dışı karanlığa sürüklemeyin. Yoksa sizleri sırtımda taşırım. Sırtımda taşırım. Ve destek olurum. Başka hiçbir şey değil. Bu. Evet. Şimdi sevgili Nebati, haber şeklinde okuyarak söylediklerinize cevap vermeye, analiz yapmaya çalışacağım. Ha şöyle devam ediyor. Diyorsunuz ki çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. Güvenin, inanın bize dedim. Faiz arttırmayacağız. Bu işi faiz arttırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven. Bay Nebati. Bunlar sadece söz. Sadece konuşma. Laga luga. Bir çocuğa bunları söyleseniz. Ya bir çocuğa deseniz ki akşama sana çikolata getireceğim mesela. Ama çocuk daha önceki verdiğiniz sözlerin hiçbirisini tutmadığını biliyor, farkında. O bile size sorar. Çikolatayı nasıl getireceksin? Nasıl getireceksin diye sorar. Neden? E daha önce getiremediğinde bin bir bahane uydurdun çünkü çocuğa. Bu kadar basit bir konuda halkı, beni, benim gibi milyonlarca insanı kandırmaya çalışmayın. Bakın ne kadar net söylüyorum, kandırmaya çalışmayın. Yapacağız demek yetmez. Ben muhalefet partilerinin liderlerini de aynı şekilde tehdit ediyorum. Yapacağız, edeceğiz, olağanüstü güzel bir Türkiye getireceğiz de. Nasıl getireceksiniz arkadaş? Bir ton yükü kaldıracağım. İyi de tamam da nasıl kaldıracağım? Sırtımda mı kaldıracağım? Vinçle mi kaldıracağım? Forkliftle mi? Neyle kaldıracağım kardeş? Ya bunu soracağım çünkü bir ton yükü kaldıracağım diyen birisine ben inanmam. Aa, nasıl kaldıracağını anlatırsa, hangi araçlarla kaldıracağını anlatırsa inanırım, ikna ederim. Gerekirse tabii ki ona eğer teslim etmem gereken bir ton yük varsa bir ton yükü seve seve veririm. Kardeşim siz hiçbiriniz neyi nasıl yapacağınızı anlatmıyorsunuz. Sadece yapacağız diyorsunuz. Sadece yapacağız demekle olmaz Bay Nebati. Olmadı kardeşim bugüne kadar. Bak sevgili canım kardeşim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Bey damadını Hazine ve Maliye Bakanı yaptı. Zat halinizde yardımcısı. Kardeşim ya. 5 mi, 6 mı, 7 mi, 8 mi, 10 mu, kaç tane paket açtınız beraber. Hiçbirisi başarıya ulaşmadı. Demişsiniz ki Bay Nebati, bu Türkiye modeli, Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü, medeniyeti, şu anda kimse Türkiye'yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen iş adamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısı tamamlanmış, çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye. Bak sevgili kardeşim, bak canım, ben senin abinim. İş dünyasında senden çok daha tecrübeliyim.
İktisatçı mısın değil misin bilmiyorum. Maliyeci olmadığını sadece bütün dünya öğrendi biliyor. Bak kardeşim. Senin de bakan yardımcısı olduğun ilk program açıkladığında bakan bey yani damat bey yani sevgili Berat Bey kardeşimiz açıkladığında Türkiye'nin en büyük en güçlü iki kuruluşundan birinin sahibi ve yöneticisi tepe yöneticisi olan Güler Sabancı da oradaydı. Bakan Berat Bey açıklamaları yaptıktan sonra yani ekonomik paketi açıkladıktan sonra Sevil Hanım mıydı? Sevil Sabancı'ydı değil mi ismi? Ayağa kalktı alkışladı. Ayakta alkışladı. Sonuç hepimizi mahcup etti Berat Bey. Tabii ki Sevil Sabancı'yı da mahcup etti. Alkışlar boşa gitti. Ondan sonra kaç tane paket açtınız Bay Nebati? Kaç tane paket? Yani yanlış anlama beni de yalancı çoban örneğini vermek istemiyorum. Yalancı çobanda sürüme kurt girdi dedi. Bütün köylü koştuğunda bir tane dahi kurt yoktu. Yalancı çoban kahkahalarla gülüyordu çünkü eğleniyordu. İkincisinde köylüler bir daha gittiler. Ama yalancı çoban yine eğleniyordu. Üçüncüsünde yine yani sürüyü kurt bastı dediğinde kimse gitmedi. Ama bu sefer hakikaten sürüyü kurt basmıştı. Ve bütün kuzuları koyunları telef etmişti. Bak Bay Nebati, bak canım kardeşim benim. Sizin sorununuz güven yok, güven. Size güven yok. En başta sizin takım kaptanınıza kimse güvenmiyor. Sadece benim halkım değil, sadece benim iş insanlarım değil. O iş insanları seni alkışlamışlarsa bakma. Gül geç git. Hiçbirisi samimi değil. Onlar işlerine bakarlar. Ama sizin kaptanınıza itimat kalmadı. Canım kardeşim, bak güzel sevgili arkadaşım. Sakalı güzel Nebati. Siz insanlarımızın Tanrı'ya olan inançlarını bile çaldınız be. Evet. Artık insanlarımız Tanrı'ya bile sizden önceki kadar çok inanmıyorlar. Siz insanlarımızın birbirlerine olan güvenlerini çaldınız yahu. Bitirdiniz yahu. İnsanlarımız artık birbirlerine inanmıyor, güvenmiyorlar. Ya siz insanlarımızın umutlarını çaldınız yahu. Artık insanlarımız umutsuz, yüzleri gülmüyor. Ben bile anlatıyorum, güvenin, size rağmen bakın, size rağmen güvenin, inanın her şey güzel olacak diyorum. Bana bile bu insanların çoğu inanmıyor, güvenmiyor. Bana inanıp güvenmediği için değil, sizin iktidarınızda benim dediklerimin olmayacağından emin oldukları için. Bay Nebati, çok yanlış yaptınız, çok. Bu için yanlış yapanların içinde bir tanesi sensin. Efendim ben bakan yardımcısıydım. Bakan yardımcısıydım. Peki Fatih Terim Biontech'in yardımcısıydı. Fatih Terim oldu. Neden? Biontech'in yanlışlarını söyleyebilme cesaretini gösterdiği için. Mustafa Denizli Derval'ın yardımcısıydı. Mustafa Denizli oldu. Ne şampiyonluklar kazandı. Üç takımın üçünü de şampiyon yaptı Türkiye'de. Çalıştırdığı. Neden? Çünkü Mustafa Denizli Derval'a burada yanlış yaptın diyebiliyordu. Patronlarına birinci adama yanlış yaptın diyemeyenler hepsi sürünüp gittiler. Unutuldular gittiler. Ya Bay Nebati sen beraber çalıştığın bakan Berat'a ne zaman yanlış yaptın diye söyledin? Açıkla ya çık de ki ya ben bugün şu gün şu tarihte sayın bakan yanlış yapıyorsunuz dedim. Hadi de görelim. Bunu demezsin, diyemezsin. Çünkü sen de o bakanla beraber bu yanlışların ortağıydın. Şimdi kalkmışsın bana güvenin diyorsun. Ya sana neden güvenelim biz? Hani neden güvenelim biz sana? Bizi çukura itmeyeceğin, çamura götürmeyeceğin, bataklığa sürüklemeyeceğin, uçurumdan aşağı itmeyeceğini nereden bilebiliriz? Bugüne kadarki bütün programların başarısız. Ve hepsinde sen varsın kardeşim. Olmaz Bay Nebati, olmaz. Ben Halil Nadaroğlu'nun öğrencilerinden biriyim. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu olan bütün arkadaşlarım bilirler, hatırlayacaklardır. Kamu Maliyesi hocamız Halil Nadaroğlu'nun bize Maliye Bakanları ile ilgili söylediği sözler sanırım hocamızı takip eden herkesin kulaklarında çınlıyordur. Hafızalarından silinmemiştir. Çünkü Kamu Maliyesi hocamız merhum Halil Nadaroğlu bize Maliye Bakanı'nın bir ülkenin başbakanından çok daha değerli, çok daha önemli olduğunu anlatırdı. Derdi ki bir ülkenin Maliye Bakanı çok güvenilir olmalı. Çok dürüst olmalı. Çok temiz ahlaklı olmalı. Ve asla partizanlık yapmamalı. Değil mi?
benim sevgili arkadaşlarım, benim sevgili dostlarım, Halil Madaroğlu'nun öğrencisi olan arkadaşlarım, sevgili Mehmet Altan, sen de benim hocamın öğrencisisin. Aydın Doğan Bey de benim hocamın öğrencisi. Bunlar ünlü insanlar. Emlak Bank eski genel müdürlerinden Anavatan Partisi milletvekili Aydın Hayaydın. Canım kardeşim, sevgili Aydın, sen de Halil Hoca'nın öğrencilerinden birisin. Niye çıkıp bunları anlatmıyorsunuz? Sadece ben mi söyleyeyim bunları? Ya, şimdi bunlar aklıma gelen öğrencileri. Benim hocamın. Aklıma gelmeyen tabii Türkiye'nin tanımadığı pek çok insan var ama Türkiye tanımıyor onları. Ben size sadece tanıyanlardan söz ettim. Evet, sevgili Nebati, Bay Nebati. Bir ülkeye, hele Türkiye gibi ülkeye bu kadar güvensizlik ortamında Maliye Bakanlığı yapabilecek kıratta değilsin. Değilsin kardeşim. Bak ne demişsin Yılmaz'a, Sevilay'a? Ya başaracağız, kahraman olacağım ya da çocuklarımın yüzüne bakamayacağım. Demek ki başarısızlığı görüyorsun. Başarısızlık olabilme ihtimali var. Neden? Çünkü nasıl yapacağını bilmiyorsun. Sadece yapacağını biliyorsun. Yapacağım diyorsun. Yetmiyor. Yetmez. Yetmeyecektir. Açık net söylüyorum. Başaramayacaksın. Bak 128 milyar dolardan sonra 5 milyar dolar daha sattı Merkez Bankası. Niye müdahale etmedin? Niçin müdahale etmedin? Sevgili kardeşim, dibi delik testi su tutmaz. Bugüne kadar dünyada hiçbir dibi delik testinin su tuttuğu görülmüş şey değildir. Siz dibi delik testiye sürekli su koyuyorsunuz, gidiyor. Dolmuyor test ya. Dolduğunu zannediyorsunuz. Öbür taraftan gidiyor. İşte bakın gitti. Bu kafayla bu ülkeyi yönetemezsiniz kardeşim. Hem kariyerin yetmez, hem deneyimin yetmez, hem bilgin yetmez, hem becerin yetmez. Ve kusura bakma ama sadece bır 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 konuşuyorsun. Başka hiçbir özelliğin yok. Neymiş? Biteceksek beraber bitecekmişiz. Kardeşim, biteceksek beraber biteceğiz lafı laf mı yahu? Ha laf mı yani? Ha o zaman çık de ki ben Sevilay'a böyle bir şey söylemedim de. E çık söyle. Biz de bilelim, diyelim ki yok. Sayın Bakan'ın aklın köşesinden bile bitmek lafı geçmiyor. Ya zaten milleti bitirdiniz be kardeşim. Millet bitti ya. Siz bitseniz ne olur, bitmeseniz ne olur? Asıl olan milletin bitmemesi. Sen bitsen bana ne, bitmesen bana ne ya? Sen başarırsan, işte o zaman ben bana ne demem, helal olsun derim. Ama başarabileceğine ilişkin en ufak bir ipucu dahi vermiyorsun Bay Nebati ya. Yok kardeşim ya. Allah aşkına bak, lillah aşkına. Çek git kardeşim. Cumhurbaşkanıyla beraber el ele verin, çekin gidin. Bu kadrolar bu ülkeyi kurtaramaz. Kurtaramazsınız. Efendim Türkiye modeli, hangi Türkiye modeli ya? Ortadaki senin modelin falan yok ki. Merak etmeyin dedim iş adamlarına. Faizleri arttırmayacağız. Tamam güzel, arttırma faizleri. Başarabiliyorsan helal olsun sana. E ama siz faizleri düşüreceğiz diye geldiniz. Siz faizleri düşüremeyecekseniz orada işiniz ne kardeşim? Zaten faizler %15 yüksek. Çok yüksek bir faiz. Dünyanın en yüksek faizlerinden birini veriyorsunuz. Buna rağmen faizleri arttırmayacağız diyorsun ama faizleri düşüreceğiz diyemiyorsun. Neden? Çünkü düşüremeyeceğinin farkındasın. Ha, perşembe günü düşürürsün 100 bas puan daha. Sonra Merkez Bankası Başkanı kendisi de söyledi. Artık alan kalmadı dedi. Ya Bay Nebati, doğru konuşun kardeşim, doğru. Güven verelim diyeceğim, diyemem çünkü siz artık ağzınıza kuş tutsanız bu halk size güvenmez. Bu iş insanları size güvenmez. Bu küresel ekonomi aktörleri size güvenmez. Siz güvenini bitirdiniz. Halkın size güveni yok. Halk sizin yüzünüzden artık tanrısına bile güvenmiyor ya. Allah Allah, size neden güvensin? Evet canlarım, Bay Nebati ile sohbetim bu kadar. Her zaman olduğu gibi ve her şeye rağmen lütfen enseyi karartmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum canlarım, güzellerim. Umudunuzu sakın kaybetmeyin. Evet bunlar umutlarınızı çaldı biliyorum. İnançlarınız varsa sakın inançlarınızı da kaybetmeyin. Ben inançlı insana karşı değilim. Ama sadece inançlarınızı istismar edenlere karşı uyanık durun. Bunlar her şeyi yaparlar. Çünkü bunlar Allah'ın cebinden peygamberi çalanlar. Ya. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.